İçme suyu kalitemizde bir sıkıntımız yok. Suları klorladığımız için o klor kokusundan dolayı vatandaşın bir suyu kullanmama alışkanlığı var. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, içme suyunda klor kokusu olduğu için vatandaşların şebekeden akan suyu tüketmeme gibi bir alışkanlığının olduğunu söyledi. İçme suyunda bizim hedefimiz ve iş programımız şehrin tüm şebekesinin değişmesi, yeni su depolarının yapılması idi. O yüzden şehir içi şebeke değişimi devam ediyor. Yani 380 kilometre toplamda şehirdeki tüm abonelerin, tüm hatların, ana hatların, tahliye hatların yenileneceği bir çalışma bu. Toplamda 380 kilometre tutacak. Şu anda 1/3 bitmiş durumda 10 aylık bir sürede. İnşallah 2,5 yılda, toplam 2,5 yılda hepsini bitirmiş olacağız. Gürkan, belediyenin yakın zamanda içme suyundaki klor kokusunu yok etmek için suyun tuzla dezenfektesini sağlayarak problemi ortadan kaldıracaklarını söyledi. 6 tane yeni su deposu yapılacak. İşte bu su depoları arası ana hatlar var. Paşaşehir'deki içme suyu kuyularından Buçuktepe'nin altındaki ana depoya 5,5 kilometrelik bir Dükil dediğimiz boru tipiyle, yani taşıyıcı ana hat boru tipiyle yakında başlıyor çalışma. O çalışma devam ediyor ama Beloğlu ve Kayalı Barajı'ndan gelen hatların birleştirme çalışması bitti. Oradaki çalışmamız tamamlandı. Şu anda vana odası dediğimiz, oradaki vanaları güvenceye alacak çalışma, o devam ediyor. İçme suyuyla bir alakası yok. Sadece vana sisteminin korunması amacıyla yapılan bir çalışma. Önemli bir şey başarıldı bu geçtiğimiz hafta. Gerçekten Süloğlu'ndan gelen 30 küsür yıllık, 30 kilometrelik asbest boru hattı ve Kayalı'dan gelen 3 yıllık binlik çelik boru hattını birbirine bağladık. Bu şu demek, tabii mutlaka barajların doluluk oranının artması gerekiyor. Mutlaka yağış gerekiyor ama bizim avantajımız şu oldu, artık bundan sonra Kayalı'da su olduğunda Kayalı'dan, Süloğlu'nda su olduğunda Süloğlu'dan alma işimiz sadece iki vanayı açıp kapatmakla gerçekleşebilecek. O Süloğlu'nun eski 30 kilometrelik hattını yenilememiz gerekmeyecek. Kayalı'nın yeni hattına taşımış olduk. Orada sadece bu yaz devlet suçlarıyla beraber 5,5 kilometrelik bir hat yenilemesi yapacağız. Ve Edirne'nin gelecekteki 30-40 yıllık sorunu da bu anlamda çözülmüş olacak. Ama şehir içi içme suyu hatları daha 1,5 yıl civarında sürecek çalışma. Suyun kalitesinde hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Sürekli analizlerini biz yapıyoruz. Hıfzı sığa yapıyor, bizden habersiz yapıyor. İl Sağlık Müdürlüğü yapıyor. İçme suyu kalitemizde bir sıkıntımız yok. Bizim hep söylediğim gibi kalitede bir sıkıntı yok. Sadece biz bu kadar büyük miktarlı suları klorladığımız için o klor kokusundan dolayı vatandaşın bir suyu kullanmama alışkanlığı var. Çünkü klor mutlaka bir koku yapıyor. Şimdi yakında onunla ilgili de bir çalışma yapacağız. Yeni bir yöntem var. Basit anlamda söylersek tuz kullanarak dezenfekte etme suyu diyelim. Onunla ilgili çalışmamız bittiğinde o klor kokusu da kalmayacak. Dolayısıyla daha da rahatlamış olacağız.